Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir video daha. Hoş geldiniz efendim. Yine GTP'de Brezilya'da olabildiğince güzel bir yarış çıkarmaya çalışacağız. Önceki yarışlarımda, daha doğrusu öncesinde bir yarış yapmıştık. 21'lere düşememiştik. En azından Qualify'de 21.900'lere atmışım. Bu güzel bir haber. Olabildiğince yine hızlı turlar atmaya çalışacağım. Lakin ki yine diğer pilotlara karşı bir miktar dezavantajlıyım. Piste yeterince hakim değilim. Hatalar yapıyorum. Ve aynı zamanda rekabet edecek hıza henüz ulaşamadım. Çünkü aynı zamanda NASCAR'da muhteşem bir pist vardı. Indianapolis. Zaten orada da birkaç video izlediniz. Ne kadar güzel olduğunu, ne kadar zevkli geçtiğini görmüşsünüzdür. NASCAR çok zevkli geçtiği için biraz elemli yaşlardan, road klasmanından, yol klasmanından biraz uzaklaştım ve ovalde kaldım. Onu söyleyeyim. Aslında benim tekrardan biraz yola odaklanmam gerekiyor. Biraz hata yapıyoruz o konuda efendim. Hadi bakalım. Formasyon turu yarım tur şeklinde oluyor. Hızlı bir şekilde yarışımız başlayacak. Olabildiğince önlerde kalmak ve bu tempoyu tutturmak istiyorum. Diğer rakiplerle birlikte gidebilmek istiyorum. Umarım başarabilirim. Geçen yarış kualifiye atmamıştım. Bu yarış kualifiye atayım dedim. Umarım bu ölümümüze sebep olmaz yani kualifiye atmış olmak. Çünkü ciddi bir kalabalığın içerisindeyiz ve burada hayatta kalmak çok zor olacak gerçekten. Evet. Her an safety car çıkabilir ve ardından yarış başlayabilir. Tetikteyiz, bekliyoruz. Evet, lider yarışı başlattı. Aman diyeyim ya. Bro ne yapıyorsun ya? Ya öyle bir yere kendini soktu ki gerçekten yani öyle bir yere kendini soktu ki abi. İnanılmazsın ya sen. Çok geri düştük abi ya. Yine Last to First'e döndü. Ben kualifi atmasaydım daha karlıydım şu an. İnanılmaz abi yani. Evet, arkada hasar var bu arada arabanın arkasında. Bu kötü bir haber. Umarım yol tutuşunu çok etkilemiyordur. Bir daha asla sıralamada başladığımız yere oturamayacağız bu arada muhtemelen. Olabildiğince yukarı tırmanmaya çalışacağız. Ama sıralamadaki yerimize kadar tırmanamayacağız tabii ki. Bu kazadan sonra özellikle. Hızımızı da etkileyecektir çünkü bu kaza. Biraz dikkatimi de dağıttı bu durum tabi. Hadi bakalım tekrar başlıyoruz. Lastikler kapalı. Yakıtı ayarladık. Tamam, sürelim. Güzel. Hata yapan çok pilot var en azından. 4-5 kişiye yetişebildik. Hiç yoktan iyidir. Biraz zorbalayarak aldık yolu ama
almamız gerekiyordu. Şimdi bu dörtlüyü nasıl geçeceğiz? Allah kerim yani gerçekten. Oo, bir kaza gerçekleşmiş burada. Güzel, burayı da atlattık bir şekilde. Hala hayattayız. Birinciliğe kadar çıktık, en azından ilk ona tekrar çıkabileceğiz gibi duruyor. Arkada bir kaza olmuş bu arada. Ne kadar geride oldu bilmiyorum ama. Fren kaçırdım. Haritadan arkaya bakıyordum, nerede kaza olmuş falan diye. Bir baktım, fren noktasına gelmişiz abi. Böyle hatalar yapmamak gerekiyor gerçekten. Daha çok sürüşe odaklanmak lazım. Çevresel faktörler sizin sorununuz olabilir. Bunu tekrardan görmüş olduk yani. Fix setup'ta olduğumuz için seri fix, yani herhangi bir setup yükleyemiyorsunuz. Bu yüzden de şu anda atak moduna falan alamıyorum RS'yi. Balans modda kullanmak zorundayım. Bu biraz sorun yaratıyor. Özellikle atak yapacağım zamanlar. İlk ona çıktık. Daha çok tırmanmamız lazım tabii. Daha yolun başındayız. Tur attıktan sonra pite gireceğiz. Ve sadece yakıt takviyesi alacağız. Yakıt yarışın sonuna kadar yetmiyor çünkü. Bu seride biliyorsunuz. Ardından yolumuza devam edeceğiz. Finish'e kadar. Gelin bakayım abi buraya ya. Bir yakalayayım sizi ya. Ne olacak ki? Yakalatmam ne olur. Öndekilerden daha iyi bir süre atmadım bu arada. Biraz daha hızlı süreler atmam gerekiyor. Tabi hasarın da etkisi vardır işin içinde mutlaka. Biliyorsunuz sol arkamızda şu an bir hasarımız var. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir hasar. Tamam, bu arkadaşlar birbirleriyle mücadele verirken biz fırsattan istifade edip yanlarına kadar yanaştık. Güzel bir haber. Atak yapma şansımız var yani bu arkadaşlara. Eğer doğru hamleleri doğru zamanda yaparsak. Çok hata yapıyorum ya. İster istemez bir miktar bile olsa traction devreye girse, ABS devreye girse zaten işiniz bitiyor. Gerçi bu araçta ABS yok ama traction'ın da ne kadar çok devreye girdiğini görüyorsunuz. Hemen vites kutusunun yanında, vites ışığının üstünde, yani altı yazan yerin üstünde
bir ışık var. Mavi yanıp sönüyor arada. Ya da mor yanıp sönüyor. Mor yandığında frenlerle ilgili lastikler kilitleniyor demek. Mavi yandığında da traction kontrol devreye girdi demek oluyor. Çok hata yapıyorum ya. Brezilya bayağı antrenman yapmamız gereken bir yer yani, onu söyleyeyim. Güzel. Allah. Ben geçtim sanıyordum. Daha geçmemişim abi. Ucuz kurtardık. Allah'tan çok büyük bir temas yaşanmadı yani. 21-9 dönüyor lider. Lan biz de çok kötü dönüyor sayılmayız ya. Hala geliştirmem gereken bir saniye var tabii, onu biliyorsunuz. Geçen yarışta bahsetmiştim. Bir saniye kadar kendimi geliştirmem gerekiyor diye. Hala o geçerli. Çok kötü bir yerde denk geldi bu GT3'ler ya. Mahvedecekler bizi. Abi oraya öyle kapanmasaydın keşke. Neyse, hakkındır. Sıkıntı yok bro. Şu an ilk 10'dayız en azından. Arkamızda 0.8'imizde bir araç var ama kaçmaya çalışacağız. Güzel. Ya fena değil yani. Hani yavaşız belki ama güzel dönüyoruz bence ya. Ben sürüşümden tatmin oluyorum yine de şu an yani. Belki 1.3K'larla anca kapışabiliyorum ama olsun be abi. Güzel geçişimizi yaptık. Viraja kalmadı Allah'tan o GT3 geçişi. Çok yavaşlatırdı bizi.
Ya sakin kalmayı beceremiyorum. Aslında sakin kalmam gerekiyor. Böyle bilmediğim bir pistte olduğum zaman biraz daha heyecanlanıyorum. Nerede ne yapıyorduk? Şimdi ne yapmam gerekiyordu? Sürekli kafamda böyle soru işaretleri oluyor. Eğer bir pisti ezberlediysem, iyice öğrendiysem, o zaman tamamen refleksif sürüyorum. Kafamda sürekli bir soru işareti, ne yapmam gerekiyor? Burada ne yapmam gerekiyor falan gibi şeyler olmuyor. Asıl sıkıntı biraz o aslında. Kafam sürekli dolu olduğu için de doğru kararları veremiyorum bazen. Onun için de bol bol sürmek ve pisti iyice öğrenmek gerekiyor tabii. Evet, burada bu elemli yaş aracını kaybediyoruz gibi duruyor. Umarım bana vurmazsın. Güzel. Bu mavi ışık bu arada ne kadar çok görürseniz o kadar çok lastiğimiz aşınıyor ve o kadar çok süre kaybediyoruz anlamına geliyor. Öyle düşünebilirsiniz yani. Pite girmeyi tercih etti bu arada arkamdaki LMDH. Çok erken bir pit bence. Daha önümüzdeki GT3'lere çok var. Bence sürmeye devam etmek gerekiyordu. Tekrar GT3'lerle kapışacak şimdi. Ben bir turu GT3'lere atlayabileceğim bu sayede. Biraz daha devam ederek. 3 tur daha falan gideriz yani. Pit'e girmeden önce. Ön taraflı arayı kapatmışım bu arada. En son baktığımda 4,5 saniye falan bir fark vardı. Şu an 3,5 saniyeye kadar inmiş. Bu da demek oluyor ki birkaç geçiş daha yapma şansımız olabilir. Yeterince iyi sürersek. Güzel. Arayı kapatıyorum abi. 2 saniye. Hızlıyız bayağı. Güzel, artık iyice görmeye başladık rakiplerimizi. Diplerine kadar yanaşıyoruz yavaş yavaş. Umarım sağ atmazsın buraya. Adamsın. Takip ediyor. Sıralamadan baktı. Arkasında yakınında bir rakip olduğunu gördü. Ona göre yavaşladı vesaire. Tebrik ederim o pilotu kesinlikle yani.
Bu tur tipe gireceğim. Tamam, güzel. Valla biraz korktum. Açıkçası biraz korktum. Altını biraz ıslatmış olabilirim yani. Korkutucuydu. Korkutucuydu. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı olmadı orada. Güzel. Pite harika girdik bu arada. Bayağı bir süre kazanmışızdır. Hadi bakalım. Şurada duralım. Sadece yakıt alacağız. Lastiklik bir işimiz yok. 10 saniyelikte bir repair vermiş. Yakıt dolana kadar muhtemelen o da tamir olur. 8 saniyesi kaldı. Olsun. İyidir. En azından bir 20 saniyesi repair lan da. Güzel. Çok vakit kaybetmedik. 9. girdik, 9. çıktık galiba pitten. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok bakamadım. Yola konsantre olduğum için bazı şeyleri takip etmekte sorun yaşıyorum açıkçası. Bir LMP2 aracı var. Maksimuma biraz yorabilir ama çok fazla yoracağını zannetmiyorum. Kipite girdi bile. Harikayız abi. Süper. Çok şanslıyız. Sarı bayraklar. Muhtemelen bir GT3 aracı spin attı burada diye tahmin ediyorum. Aynen öyle olmuş. Belki de kaza yaptılar. O kadarını bilmiyorum ama bizlik bir durum olmadığını fark ettik ama. Kontrolü biraz zor elimde tuttum ya. Biraz fazla yavaşladık burada mecburen içeriden döndüğümüz için. Tamam, güzel. GT3'lerden güzel kurtulduk burada. Önümde tur bindireceğim bir LMDH var. Nasıl ya diyorum şu an yani. Nasıl yani? Kaç kaza yaptı acaba diye sorguluyorum şu an. Bir GT3 hızında gidiyor yanlış görmüyorsam. Her şey harika şu an. 8. olmuşuz. Bir pit daha gelmiş bu arada. Harbiden sıralamada başladığımız yere geri dönüyoruz. Bir Max Verstappen Ocon mevzusu yaşanmak üzereydi bu arada. Fark ettiniz mi? Az daha geçiriyordu bize. Yandan. Çok korktum. Optre kaldık ya. Biraz daha dikkatli gitmemiz lazım. Limitlere olabildiğince zorlamaya çalışıyorum. Ben de pisti öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiğince ama tabii bunu yaparken bazen limitleri aşabiliyoruz, hatalar yapabiliyoruz. Bu da bu işin bir cilvesi tabii. Biliyorsunuz pist, direkt yarışta öğrenmek benim için pisti daha büyük bir keyif. Basit kısımlarını öğreniyorum, sonra yarışarak daha hızlı gitmeye çalışıyorum, antrenman yapmaya çalışıyorum aslında. Baktığınız zaman. Sert bir tren. İçeri kapanma, içeri kapanma, içeri kapanma, içeri kapanma. Teşekkür ederim Tanrım.
Bu arada bir kişi daha geçeceğim en az. Pit stopta onu görebiliyorum. Şu an geçeceğim kişi. Yaklaşık 5 saniye önümde bir tane rakibim var. Onu geçeceğim her türlü o pite girdiğinde. Çünkü daha girmemiş. Evet, yetiştik. Yapıyor ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Bir buçuk saniye yavaşlattı beni burada. Ben sana söyleyeyim abi. Bir sağda bir solda. Nereden gideceğine karar veremedi kardeşimiz ya. Hasarı da var. Kaza yapmış belli. Pite giriyor Allah'tan. Uzağından geçtim abi. Bu arada 6.'lığa çıktım. Altıncılığa çıkamadım. Yetişebilirsem çıkacağım. Bir saniye. Abi yan yana çıktık adamla pitten ya. Pist üzerinde hayatta geçemem ben bu adamı bu arada. İnanmıyorum kendime. Vurdum vuracağım. Vurdum vuracağım yani. Çok sıkıntılı fren yapıyor. Çok erken frenliyor. Korkutuyor beni biraz. Bu arkadaşla umarım bir kaza yaşamayız yani. Ya bir an önce bassın gitsin, hızlı olsun. Ya da ben bir şekilde geçeyim yani. Başka bir şey istemiyorum şu an. Çok sıkıntılı, çok korkutucu. İçeriye nasıl kapanıyorsun abi sen öyle ya? Ya içeriye o kadar kapanamazsın kanka öyle. Neyse. Sakinliğimizi koruyalım. Sakinliğimizi koruyalım. Sinirim biraz bozuldu. Gerçekten öyle bir içeri kapandı ki öldürmeye oynadı beni. Sağ olsun. Çok sinir bozucuydu. Yapacak bir şey yok. Yarışın kalan kısmına odaklanmam gerekiyor. Şu an bununla uğraşamam. Lastikler çok sıcak. Yol tutmuyor. Bir sürü incident aldık. Biraz sinir bozucuydu. Ama önemli değil. Önemli değil yani. Obsidian'ın zaten böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim çünkü saçma sapan sürüyordu. Oluyor abi, bazı insanlar böyle sürüyor. Alışmak gerekiyor yani. Kazasıyla belasıyla biz bu yarışa başımızı koyduk abi. Bir şekilde süreceğiz, gideceğiz yani. İki kazaya rağmen hala 8.'yim. Bu benim başarılı olduğumu gösterebilir burada. Birkaç yarış daha yaparsam iyice alışırım. Bu tarz durumlarda daha doğru geçiş yöntemini bulur ve o şekilde geçerim diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen daha geç frenler, daha rahat geçişler yapabilecek kadar tecrübelenirim bir iki yarışa. O yüzden bir iki yarış yapmak gerekiyor. En az daha önümde çok uzun bir yol var, onu söyleyeyim. Ön taraftaki pilotlara yetişemeyeceğiz abi. O çok kötü oldu ya. Abi öyle bir kapanıyor ki yani. Verstappen Ocon yapacaksın aslında. Vuracaksın, spin attıracaksın. O olacak yani. Hani
bana değil onun başına gelecek, anladın mı? Ama ben biraz temiz yarışmaya çalışan bir adam olduğum için böyle bir durumda direkt frene asılıyorum. Yani başıma gelmesini istemediğim bir şeyin başkasının başına gelmesini de istemediğim için örnek olmaya çalışıyorum hem size hem kendime. Bu benim açımdan önemli tabii. Öndekinden tur başına 0.4 falan daha hızlıyız. Önümüzde de 4 tur kaldı. Yetişmemiz imkansız gibi duruyor. Büyük bir hata yapmazsa önümüzdeki araç. Aynen 0.4-0.5 hızlıyız. Çok hızlı değiliz. Yetişmemiz zor yani. Biraz süre kaybettik burada GT3'ün arkasında. 0-3 falan kaybettim. Kötü oldu. Neyse ya, ben karmaya inanan birisiyim arkadaşlar. Bu yarış olmaz, başka bir yarış olur. O ismi neydi? Pablo muydu neydi? O adam bir yerde ektiğini biçer yani, ben ona eminim. Oho, daha döneceğim mi artık? Polis mi çağırayım ya? Çok erken gaza oturdum bu arada. Dönemememin sebebi oydu. Onu da söyleyeyim. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Tüm her şeyimle gazlıyorum. En azından bir kişi daha geçeyim diye, ama çok zor tabii. Burada resmen durduk abi. Resmen durduk yani. Ne kadar kazandıysam onun hepsini şu an verdim, öyle söyleyeyim. Çok kötü oldu burası. 27 puan falan kaybedeceğim. Kaybedeceğim puanda da bir şey yok. Puan da önemli değil de. Yani haksızlık, adaletsizlik çok hoşuma giden şeyler değil ya. Gerçekten yani. Hani emeğini veriyorsun, 45 dakika sürüyorsun. Adamın biri senin önüne doğru bir kırıyor. Çarpmamak için kendini feda ediyorsun yani. Virajda fren çok tehlikeli abi. Son 3 tur. Yavaş yavaş görüş mesafesine kadar çektik adamı, ama o kadar çok incident aldık ki artık incident'tan yana çok moralim bozuldu yani bu yarış, onu söyleyeyim. 11 incident çok fazla abi. İkisi kaza. Yanlış bilmiyorsam. Gerisi off track. Bu pistte de off track almadan sürmek gerçekten çok zor. Yorucu yani, yorucu. Biraz safety kaybedeceğiz. Çok fazla safety kaybetmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun birader ya? Ne yapıyorsun ya? Abi ben, Allah'ım ya Rabbim, ben ne suçum vardı, ne günahım vardı ya? Ne suçum, ne günahım vardı abi ya? Gerçekten ama yani, gerçekten ya. Abi çok tuhaflar ya.
Bakacağım pozisyona bu arada. Şimdi alelacele böyle yaşanmışlıkla bazen bazı yorumlar yapıyoruz. Bu sadece bizim gördüğümüz kadarıyla yaptığımız yorum. Şimdi dış açıdan bakacağız, geniş açıdan bakacağız, biraz sakinleştikten sonra bakacağız. Çünkü çok fazla sinirlenince başına gelen bir şey olduğu için duyguların da devreye giriyor. Duyguların devreye girdiği zaman bazen yanlış görüyorsun bazı şeyleri. Olması gerektiği gibi görmüyorsun. Belki de orada ben suçluyum. Belki orada erken girdim içeri. Bilmiyorum. O pozisyona bakmamız lazım yani şöyle. Vurduğu ana bakalım abi hemen. Şimdi. Çok erken sağa girmiş olabilirim. Çok erken fren yapmaya başlamış olabilirim. Bunlar mümkün. Evet bak benim hatam %100. Mercedes'in hiçbir suçu yok. Gram suçu yok. Ama o an yarışın heyecanıyla o adamı biraz daha sağda gördüğüm için sağda kalacak diye bekledim. Ama o da sola gelmek istiyor tabii normal olarak. Aslında biraz daha sağda kalması gerekiyor. Şu aracın ortasının şu çizgide olması gerekiyor ama sıkıntı yok yani. Sola gelmeye devam etmiş bak. Aslında sıkıntı burada. Adam şu an nerede? Bak şimdi. Dur bakayım. Tam temastan önceki pozisyon. Beyaz çizgi şurada. Bak sola gelmeye devam ediyor görüyor musun? Bu yüzden temas yaşanıyor aslında burada. Yani kendini sağda gösterip sonrasında sola doğru yanaşıyor. Yani burada ne yapmak gerekiyor? Ne kadar sağdaysanız ona göre hareket etmeniz gerekiyor. O kadar sağda kalmanız gerekiyor yani. Aslında temel sıkıntı bu burada. Ve benim pisti bilmemem, nerede nasıl geçiş yapacağım ve bilmemem, GT3'lerin nerede nasıl davrandıklarını bilmemem. Mesela burada hafif sola doğru açılıyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Bu yüzden de bu yaşandı. Çeşitli çeşitli sebepleri var yani bunun. Bir önceki kazamıza bakalım. Bir önceki kazamızı nasıl buluruz bilmiyorum da. Ha şöyle bulabiliriz. Abi öyle bir yere gidiyor ki. Bak şimdi. Benim kokpitimden baktığın zaman zaten hiçbir açı yok. Yan yanayız. Bir anda geliyor. Bak şimdi. Görüyor musun? Nereye kadar kapanıyor? Bana hiçbir boşluk bırakmamış. Anladın mı? Aslında temel sebep bu. Adam belki benden daha önce giriyor. Ama yanımdayken dalmaya başlıyor içeri. Ben daha fazla yavaşlıyorum içeride olduğum için. O dışarıda olduğu için biraz daha hızlı girebiliyor viraja. Temel sebep bu. Ama adam yanımdayken bir anda öyle girince adam bana çarpmasın diye bak elim ayağıma dolaşmış görüyor musun? Çimin üzerine çıkmışım bilmem ne yapmışım frene asılmışım vesaire vesaire. Yarışı batırmışım yani. Bir de ilk turdaki olaya bakalım ve konu kapansın abi. Kaçıncı oluyoruz bu arada? 13. oluyoruz. 98 puan kaybediyoruz. Bir 100 puan daha kaybettik. Çok üzücü benim açımdan. Benim açımdan inanılmaz üzücü. Ama yapacak da bir şey yok. Hani aldığımız puanları niye aldık? Böyle durumlarda harcamak için aldık abi. Bunlar kredi gibi düşünün bunları yani. Hadi bakalım. Şimdi ilk tur. Şu kazaya bakalım bir de. Bak şimdi. Bu da çok garip abi. Ya belli ki ben sola doğru açılıyorum kanka. Niye ya? Niye o aradan girmeye çalışıyorsun? Amacın ne kanka? Az bir şey gaz kes. Daha yarışın ilk virajını dönüyoruz ya. Hani şey olsa anlarım tamam mı? İşte 15. turda bu mevzu yaşanıyor olsa anlarım. Daha yarışın ilk turundayız kanka. Biz kankacığım bir sabırlı ol ya. Bir sabırlı ol yani anladın mı? Benim mantığım bu. Hani belki beni hatalı bulabilirsiniz burada işte sola doğru açılıyorsun. Solunda araba var. Görmüyor musun vesaire? Viraj var. Virajın çizgisine uymaya çalışıyorum. Herkesle aynı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Porsche'nin BMW'nin durduğu yere bakın. Diğer araçların durduğu yere bakın. Bu BMW'de bir sıkıntı var. Yanlış bir yerde duruyor. Belli yani. Anladın mı? Çok basit bir mantığı var bunun yani. Bak herkes nereden dönmüş? O nereden dönmüş yani? Abi ilk turda bu kadar sabırsız davranılmaz. Ya ben değil o da ölebilirdi. Hani ben ölmüşüm. Gene o karlı çıkmış. Umurumda bile değil gerçi ama. Yapacak bir şey yok abi. Rezilliklerle dolu bir yarıştı. Çünkü bu yarış benim çok bildiğim her gün sürdüğüm bir yerde değil Brezilya'daydı. Ve ikinci yarışımızdı. Unutmayın. Daha her şeyin en başındayız yani. Böyle hatalar da yapacağız bilmem ne de yapacağız ki kendimizi geliştireceğiz. Yarış bitti. Ben de totalde işte bir 98 puan daha kaybettim. Bir sürü safety kaybettim bu arada. Safety kaybetmeye çok üzülüyorum bu ara. Çünkü 2,5'lara kadar düşmüş safety'm. Yavaş yavaş dibi görmek üzereyiz safety konusunda. Acilen safety'mizi arttırmamız gerekiyor. Onun için de bir operasyon yapmak zorundayım yakın zamanda. Yarış bitti. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için efendim. Hepiniz seviyorsunuz.
Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. You don't really want no problem. You don't really want no problem.